Bahadır Özgür, 23 Kasım 2024, Gazete Duvar Türkiye'nin yeni düzeni, müesses çete nizamı Şöyle de karar veririm, böyle de, nasıl isteniyorsa öyle ama ne istendiğini bir bilsem, insan bunu bilmiyorsa hukuk yoktur artık. Yukarıdaki sözleri Bertolt Brecht'in Nazi rejimini gündelik hayattan, akademiden, bürokrasiden, yargıdan aldığı karakterlerle anlattığı 3. Rich'in Korku ve Sefaleti adlı tiyatro oyunundaki yargıç söylüyor. Bir davada vereceği kararın yeni güç matresinde nereye denk düşeceğini kestiremiyor çünkü. Rejim tartışmalarında sık başvurulan müesses nizamın ne olduğunu anlatan muhteşem bir sahne bu. Müesses nizam kavramını ilk kez İngiliz gazeteci Henry Fairley 1955'te kullandı. Kısa zamanda siyaset ve sosyoloji literatürüne yerleşti. Kabaca yerleşik düzen demek bizde 90'lı yıllarda popülerleşti. İktidarlar gelip geçse de ordu sivil bürokratik bir elitin değişmez hakimiyetine işaret ediliyordu. En fazla AKP ve etrafına kümelenmiş gazeteci, yazar güruhu sevdi kavramı. Recep Tayyip Erdoğan, bürokratik oligarşi diyordu mesela. Kendini devletin sahibi sanan Kemalist elitle iktidar mücadelesi verdiklerini anlatıyordu. Balyoz, Ergenekon ve benzeri davaların gerekçesi de yapıldı. Son olarak genç teğmenlerin yemin olayında gördük. Hala devlet aklı diyenler rejimin kendi kurucu çelişkilerine bakıp devlet hükümet çatışması arayanlar var. Oysa beyhude bir çaba. Türkiye'deki yargıçlar Alman faşizminin erken dönemindeki yargıçların yaşadığı ikilemi çoktan aştılar. Yeni bir müesses nizam evrenindeyiz. Dolayısıyla olan bitene hükümet içi ilişkiler, iktidarın meşruiyet arayışı, klik ve partiler arası çatışmalar ya da ekonomi politik temelden yoksun bir çürüme süreci olarak bakmakta beyhude. Peki nasıl bir yeni müesses nizam kuruldu? Sorunun yanıtı, Yeni doğmuş bebekleri öldüren çetede somutlandı. Özel hastane sahipleri, bürokratlar, siyasetçiler, memurlar, ambulans şoförleriyle 112 çalışanları ve nihayetinde bir suç örgütü mensuplarından oluşmuş bir ağ çıktı. Sanıklar duruşmalarda işleyişi gayet normal anlatıyorlar. Görünen o ki tek sıkıntı peş peşe fazla sayıda bebeğin ölmesi. Yoksa daha çok kar için yapılmamış ameliyatlar, verilmemiş ilaçlar yıllardır hesap defterine yazılıyor. Milyonlarca dolarlık kamu kaynağını emen bir pazar tıkır tıkır işliyor. Buna bakıp ne diyeceğiz şimdi? Çeyrek asır içinde son sürat piyasalaştırılmış sağlık sistemi harikaydı da birileri fırsata mı çevirdi? milyarlarca dolar akıtılan şehir hastanelerine, SGK kaynaklarının ve işsizlik sigortası fonunun şirketlere teşvik olarak dağıtılmasına, bütçeden kaçırılıp varlık fonu torbasına atılarak karartılan devlet kaynaklarına ne ad vereceğiz? Bunlar olmasa diğeri olur muydu? AKP döneminin büyük çetesi ilan edilen ve beşli çete diye anılan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın aynı isimle kitap bile yazdığı inşaat şirketlerine ana muhalefetin belediyelerinden de ihale akması meselenin neresinde duruyor? Hırsız hırsızsa çaldığının azı çoğu olur mu? Hırsız bir kere işaretlenmişse ne yapalım yasa böyle denir mi? Google'a sadece çete yazıp aratalım. Bakım evleri çetesi, stent çetesi, göz ameliyatı çetesi, MR çetesi, tapu çetesi, vatandaşlık çetesi, imar çetesi, altın kaçakçılığı çetesi, uyuşturucu çetesi, ihale çetesi, otopark çetesi, naylon fatura çetesi, bahis çetesi. Ya Kaz Dağları'nda binlerce ağacı kesen, açık açık rüşvet tapeleri çıkan Cengiz'i, kendi otelini genişleten izinleri kendisine veren Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u listede nereye yazacağız? İşte yeni müesses nizamın eksiksiz bir portresi ancak böyle eksiksiz bir bakışla görülebiliyor. Kilit kavram çeteleşme çete bir takım kötü niyetli kişilerin yasa dışı yollardan gelir elde etmek maksadıyla organize olması diye tanımlanır. Fakat sanılanın aksine suç örgütünden çok daha ileri, sofistike bir örgütlenmedir. Frankfurt Okulu'nun eleştirel teorinin öncülerinden Max Horkheimer şöyle tanımlıyordu: "Çete kendi kolektif çıkarlarını bütünün aleyhine dayatan gruptur. Toplum artık yukarı doğru yükselen veya statik bir evrede değil gerilemekte olan bir evrede bulunduğundan çete merkezi bir kategori haline gelir. Toplumun gerileyen evresinden kasıt faşizmin yükselişiydi. Biz o evreye çürüm ediyoruz. Çeteyi siyasi egemenliğin temel biçimlerinden birisi olarak ele alıyordu. Bizse sınırı hukuktan çizip hükümetin kurumları ele geçirip yozlaştırmasının ürünü sayıyoruz. Oysa tam da Horkheimer'ın fragmanlar halinde ortaya koyduğu üzere özel sermaye ile devlet tekelleri arasında kurulu bir imtiyaz ortaklığıdır çete. Topluma da ganimet ağları, cemaatleri halinde nüfuz ediyor. Böylece suç işbirliği toplumsal dayanışmanın karşısına dikiliyor, çoğunlukla da yerini alıyor. Özetle çeteleşme, sermaye, siyaset, bürokrasi, suç örgütlerinden müteşekkil güç matrisinin özel bir iktidar biçimidir egemen sınıf ve zümrelerin siyasi pratiği bugün çeteleşmede berraklaşıyor. Dolayısıyla daha fazla kar elde etme üzerine inşa edilmiş sağlık sisteminde de işler eninde sonunda kaçınılmaz biçimde çeteleşmeye ve Marx'ın söylediği noktaya varıyor. Sermaye %10 karla her yerde çalışmaya razıdır. %20 iştahını kabartır, %50 küstahlaştırır, %100 bütün insani yasaları ayaklar altına aldırır. %300 karla işlemeyeceği cinayet yoktur. Bu güç matrisinin en az ihtiyaç duyduğu şey ise toplumsal meşruiyettir. Zira müesses nizam meşruiyetini burada değil, hukuki rejimde ve devletin zor gücünde arar. Nitekim Brett'in oyununun sonunda da nihayet durumu kavramış yargıç kararlarını zihin açıklığıyla verir. Bir fırıncıyı ekmeğe kepek kattı diye tutuklarken bir başka fırıncıyı ekmeğe kepek katmadı diye tutuklar. Türkiye bu aşamada işte. Hukuk pürüzsüz işliyor çünkü. Bahadır Özgür